Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber hidrolik preste silah ezilimini izleyeceğiz. Birbirinden farklı silahların bugün hidrolik pres ile kesilişini izleyeceğiz hep beraber. Bunu bana mail olarak atmıştınız. Çok güzel video olduğunu düşündüğüm için çekiyorum şu anda. Çok teşekkür ederim bu videoyu atan Edem'e. Edem değil, Erdem pardon. Erdem'e teşekkür ederim. Ve bu videonun da hedefi arkadaşlar 10.000 like. Bakalım bu videoya 10.000 like alabilecek miyiz? Hadi gösterin gücünüzü. Ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdi de sıra videoda. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar videoya geçtik. Burada gördüğümüz silahları ezeceklermiş. Bu silahların ezelimini izleyeceğiz şimdi. Burada en başta keleş mi bu? Keleşe benziyor. Ama devamı yok. Bir saniye geri alalım bir. Aynen, bakın şimdi şurası var ya, mouse'la gösterdiğim yeri şöyle buraya kadar doğru kapatmışlar. Şimdi o kapatılmış yer, o yüzden daha küçük gösteriyor onu, ama bildiğiniz keleş bu. Şimdi keleş edecekler. Bunlar bir de havalı silahlar. Hani gerçek keleş mermisi veya gerçek M4, A1, gerçek Deagle mermisi kullanmıyorlar bunların içinde. Havalı mermiler var. Boncuk gibi şeyler var. Çok sert boncuklar var. Hani ciddi derecede bu silahlardan insan öldürebilirsiniz. Çünkü çok hızlı seri sıkma özelliğine sahip, arka arkaya sıkarsın öldürsün yani, bilmiyorum. Sanırım olabilir. Çok tehlikeli yani bu silahlar. Replika yani, birebirler aynı zamanda. Aha başladı. Bakalım ne kadar iyi olacak. Bayağı bir gaz çıktı içinden. Hava şeyi patladı herhalde, tüpü patladı büyük ihtimal. Ama iyi tıkırdadı yani, kırılırken bayağı iyi tıkırdadı. Şeyi de çıktı. Çık çık yapılan yer sanırım. Yok lan, o pompalı da oluyordu herhalde. Bunda yoktur büyük ihtimal. Abi iyi patladı ama. Bakın şimdi gösteriyor adam. İçine soktu bildiğin. Hala duman çıkıyor. Bence o içindeki tüpü patladı bunun. Çok fena bir şekilde içindeki tüp patladı. Bak geri açtı işte. Tekrardan keleş yaptılar. Abi silahlar ama harika değil mi? Aa bak, yanında da tüpü var, görüyor musunuz? Bu tüpü ilk böyle silaha taktığınız zaman pıs diye bir hava çıkıyor içinden. Tehlikeli ve acıtan şeyler ya. Abi tüpünü de takmış içine, baksana. Az önce o duman da, sanırım az önce çıkan duman da tüpünden çıkmış herhalde öncekinin. Hani bildiğin tüpünü cidden takmış adam. Bak, bu şekilde şıp diye çıktı. İki taraftan da çıktı dumanı tüpün. Abi çok değişik bir cihaz ya. Bakar mısın şuna, yerle bir etti bildiğin. Silah bu ya, bildiğin silah. Havalı tabanca falan dediğimize bakmayın. Normal bir silah kadar dayanıklı ve normal bir silah kadar sağlam bunlar da. Bu o kadar sağlam değildir sanırım. Plastiğe benziyor çünkü. Bu da bildiğimiz M4 A1'imiz. Şarjörünü çıkarmışlar sanırım. Of. Gördünüz mü nasıl sıkıyor? Heyecanlandım bir dakika. Fena heyecanlandım. Ciddi heyecanlandırdı beni bunun o tırt olayı. Rus abimiz şey yapacakmış. Bunu buraya sabitleyecekmiş. Kilidi takacak. Sürekli sıkma modunda olacak. Sıkma modundayken presliyorlar, bakın. Bir anda bıraktı sıkmayı. Abi bayağı pahalı şeylere zarar veriyorlar ya. Bana verin onları. Ben bunlardan dart mart yaparım. Aa bak, şurada da dartım var zaten. Nerede? Aşağıda, şurada. O darta koyarım. Hedef falan tahtası yapar. Onları sıkardım ya. Kendimi geliştirirdim. Acaba ne kadar böyle şeyler? Bilen varsa yazsın arkadaşlar. Şimdi tekli Glock'a benzeyen bir silahı yapıyorlar. Bu biraz plastikimsi bir şey dedi. Aynen. Aynen plastikmiş bu. Ama bayağı sert bir plastik olduğu belli yani. Çatır çutur kırılıyor çünkü. Kemik gibi kırılıyor. Bayağı sert bir plastik olduğu çok belli. Şurada işime yarayan bir reklam gördüm. Yeni sekmede açtım hemen. Şimdi bu havalı silahların mermisini koydular bu tankın içine. Bu tankın içinde bunu patlatacaklar. Bakın şimdi. Patlatacaklar diyorum, pardon, ezecekler. Bakın o kadar gördüğünüz
Bilye şeklindeki mermilere ne oldu bakın. Çiğneyip sanki eliyle bastırmış gibi bir sakıza dönüştü ya. Dümdüz oldu bildiğin. Toz duman oldu. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki yani? Ne gereği vardı ya? Abi insanları anlayamadan öleceğim ben herhalde. Devamı var mı bunun acaba? Merak ettim, hemen bakalım. Aa, bonusumuzu ezelim. Bonus burada sanırım karınca yiyen mi lan? Bu bir hayvan da ne hayvan olduğunu bulamadım. Abi yok ya. Crazy Russians yani. İlerle... Ah. Bak uff. Abi burada da meyve sebze falan presliyorlar. Merak ettim. Ananas falan var aralarında. Elma falan yaptılar da oraları geçtim. Daha önce elmayı izlemiştik çünkü. Avokado muydu bu? Mango. Mangoydu, mango. Sanırım mangoydu, evet. Banana. Banana. Aklıma şey geliyor bunu görünce. Muzu gördüm ya aklıma... Ne olmuş lan buraya? Aklıma direkt şey geldi. Çılgın hırsız mıydı adı? İngilizcesini unuttum ya. Orada neyler vardı? Onların adı neydi lan? Çılgın hırsızdaki muza benzeyen şeylerin adını unuttum. Merak ettim şimdi. Elma. Bir tane daha elma. Neden gerek varsa bunu da geçelim. Bunun adı neydi lan? Oğlum bunun adı neydi? Unuttum. Burada da var bu meyveden. Adı neydi? Abi unuttum adını ya. Bak bunların hepsini var ya, videoyu montajlarken hatırlayacağım büyük ihtimal ya da daha sonra izlediğimde. Unuttum ya. Hatta ben onu o ağaçlardan koparıp yiyordum. Adını unuttum. Bunun adı da armut. Bilmiyormuşsunuz gibi oluyor da. Bunun adı da armut. Efsane bir şekilde. Allah. Telefonumun sessize almayı unutmuşum. İkidir mesaj geliyor. Ya bunlar kolay ya, bekle. Limon, o limonu merak ettim. Bir dakika, limonu merak ettim ciddi ciddi. Görelim bakalım limona ne yapacak. Nasıl bir damage olacak. Patlar sandım da patlamadı. İşte beklenen part geldi. Burada da şimdi ananas var. Ananası merak ettim çünkü ananas çok sert bir meyve mi? Sebze değil ya, meyve bu, evet. Ananas cidden çok sert. Parçalandı ya. Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Taş gibi kırılır sandım ben. Ama delindi yani bildiğin. Şu anda çok lezzetli duruyor. Ama o kadar lezzetli değil. Ananas olmayabilir mi o? Kokonat ananas mıydı? Bir dakika lan. Ha ananasmış. Tamam, ben niye yanlış hatırlıyorum? Bu kavun herhalde. Bu büyük ihtimal kavun. Canım çekti lan. Çok canım çekti şimdi var ya. Kavun olacak, karpuz olacak şimdi. Çok canım çekti ama bu gavurların kavunu da çok çirkin duruyor ya. Bizdeki gibi böyle sapsarı falan değil. Bilmiyorum, belki daha lezzetlidir ama bizimki çok daha cana yakın duruyor. Bu ne lan? Bu ne meyvesi? Pokemon meyvesine benziyor. Sanki Pokemon'ların gücünü toplaması için yedirilen meyvelere benziyor. Abi bu ne? Bilen varsa yazsın arkadaşlar bu meyvenin adını. Çok merak ettim. Aha. Aha, avokado. Of işte. Ananasa da böyle olacak sandım. Bir dakika. Tak diye kırıldı. Bütün suyu düştü. Yazık, günah değil mi? İçerdim ben onu. Abi şu anda soracağım soru da ciddiyim. Bu tür videolardan cidden satisfy olan var mı? Rahatlayan var mı? Ben şu anda sadece sinir bozukluğu yaşıyorum. Biraz ilerletelim. Korkunç lan, rüyalarıma girer bunlar benim. Aa, bu değişikmiş lan. Ne oluyor lan öyle? Kumda yapıyor kahveyi. Bak o iyiydi. Bu rahatsız edici yine. Bu da rahatsız edici. Bu da rahatsız edici. Abi not satisfied yani. Ya neyse arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. 1 Nisan'dan sonra çok güzel şeyler olacak. 1 Nisan dedim, pardon, tekrar 1 Nisan dememem lazımdı aslında. Nisan'dan sonra çok güzel şeyler olacak, inanın bana. Ve tam şurada çıkan videoya tıklayın arkadaşlar.
İlhan Berk'i 1000 derecelik bıçakla kestim buradaki videoda. O videoyu izlemeyi kesinlikle unutmayın. Harika bir video oldu. Altındakine de tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım eğlenirsiniz o videoda da. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da izleyin. Kendinize de iyi bakın. Bay bay.